latife konusu gündeme gelmişti. Ondan sonra ona anlatırken bazılarda buralar için manevi vücutlar gündeme geldi. Manevi vücutlar konusunda da tahayyül notlarımda daha sonra aramama rağmen nedense bulamadım. Nasıl ki alemde melaikenin varlığı insandaki latifelere misal olduğunu Üstad bahsediyordu. Tekabül ediyor. Tekabül ettiğini. Oradan da manevi vücutlar hususiyeti benim alemimde daha iyi oturdu. Şimdi başlamadan önce bazı ön bilgiler vereyim mi size? Daha doğrusu kavramları açıklaması. Alem gördüğüm kadarıyla araştırma çok fazla da bunun ne gibi? Özür dilerim. Manevi vücut. Manevi vücut. Hı-hı. Tamam. Alem işaret manasında Galiba İmam Rabbani Hazretlerinden bu şekilde aktarılmış. Alem kainat, mevcudat, bütün cihan Allah'ın varlığına delil alamet teşkil eden her şey gibi anlamlara gelir. Alem. Alem işaret. Aslında buradaki A biraz daha A galiba ama. Çekiyor mu? Alemi emir işaret olması yine manen neticeyi bozmadığından dolayı bir cihette de öyle olabilir. Alemi emir sadece bir emri ilahi ile işlerin hemen olduğu alem. Yaratılışa ait kanunlar alemi. Emir alemi de halk alemi de mahluktur. İmam Rabbani Hazretleri'nin tabiri olduğunu yazıyordu. Halk, alemi halk, yani yaratılmış alem, alemi emir. Halk alemi, yaratılmış olan alem, emir alemiyle idare ediliyor. Emir alemi zamana ve mekana bağlı değil. Nasıl ki şu bilgisayarın içindeki veriler zaman ve mekana bağlı olan şeyler değil. Bunların içindeki filmler, başı ve sonrası gibi şeyler, ortası aynı anda bulunuyor. Ve bilgisayar yuvarlak bir disk üzerinde saat gibi olduğunu düşün, biliyorsunuz yani diskin CD yanında yok galiba da. Üzerindeki bilgiler tek bir noktada plak gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıralı şeklinde değil. Onu bilgisayar bloklara ayırıyor. İlk önce hiç, tamamıyla hiç olarak hard disk oluşuyor. Ardından üzerine sektör sektör bloklar atılıyor. Onlar da hepsi sıfır olarak Adem alemi zemine hazırlanıyor. Ondan sonra Adem alemine varlık ekilerekten Adem'le birlikte şekil oluyor. Yani mesela 17 yapmak için bir 256'lık bloğa 17'yi yerleştiriyorsun. 256'dan 17'yi çıkarmıyorsun. Yani mesela resme bir kağıdın üzerine kar yapacağım ben buraya diyelim, beyaz bir resim. Buraya kar çizmek için oranın beyaz zeminine ilk önce siyah hazırlayıp sonra beyaza boyamıyorum. Zaten beyaz olan zemin. Bilgisayarda da veriler 8 bit şeklinde 8 tane 0 ve 1'in bir yan yana gelmesiyle oluşuyor. Ve her bir bit sonra kapıyı kapat, tamam mı? 8 bitten oluşuyor. Her 8 bit bir karaktere tekabül ediyor. Byte deniyor 8 bite. Örneğin A harfi bilgisayarda şu klavyeden normalde mesela A harfine bastığımızda bunu vereyim görüntüyü. Şimdi burada A harfine bastığımda bu şekilde gözüküyor. Şimdi MS-DOS denen zemin bu bilgisayarlar Windows'ta artık MS-DOS şeyin içinde. Windows'un içinde mi? Windows'un içinde. Yani daha önceden zemin olarak zemin kullanmıyor mu abi? Zemin MS-DOS'sa ama artık zemin MS-DOS değil. Ha. Bu alemi emir misali. Buradaki her türlü komut, verdiğim komut çalışıyor. Mesela burada bir tanıdığı
komut dizilince içindekileri listeliyor mesela. Bu listeleme komutu. Mesela buraya dediğim gibi 64 harfini ben gönderdiğimde tabi alt gr tuşuyla 64 yazdığımda bana çıkardığı sembol daha farklı. 76'da, 98'de. Bunların arka planda normalde A harfine ya da K'ya basıyormuşum gibi ama rakamsal olarak gönderilen bit öteki tarafta bir harfe karşılık geliyor. Yani Kur'an-ı Kerim harflerinin ebced karşılıkları gibi. Lam harfinin değeri örneğin şu kadardır. Bilgisayarda da her bir harfin aslında bit karşılığı var. Bu karşılığı burada görebiliyoruz peki biz? Şöyle fonksiyon lam noktuşumla birlikte mesela alt gr 45 karşılığı da yazmıyor. Notebook olduğundan dolayı zorlanıyorum. Normal tamam, klavye modeli olsaydı onu da gösterecektim. ASCII kodlarında mı? ASCII kodları. Evet. Mesela 7 yazıyor orada. Harf tamam her neyse ya. 7 bitlik sinyal gönderiyorum. Yani çok teferruata girmeyeyim. Evet. Bu bir yazılım. Dediğim gibi alemi emire misal. Burada verdiğim komutlar arka arkaya işleniyor. Bu bir kanun alemi. Burada tanınan bir kanun sistemi üzerine hareket ediyor bilgisayar. Tamamıyla her şey bir sistemin, bir nizamın yazılımsal görüntüsü. Yani maddi bedene insan dersek içindeki yazılım ruh demiştik. Ruh kanun nevindendir diye üstad risalelerde bahsediyor. Alem-i emir ve şu anda mesela bu bilgisayarın içindeki bu sistemde bir nevi hava arşı gibi, alemi emir arşı gibi. Burada verdiğim komutlar karşılığını buluyor. İşte sil, format at veya benzer verdiğim komutlar burada ifadeleniyor. Emir alemi zamana ve mekana bağlı değil. Şu kainatın görülen cihette halk aleminden onun idaresiyle ilgili kanunlar manzuması ise emir alemindendir. Arka plandaki kanunlar emir alemindendir. Üzerine bastığımız şu toprak tabakası alemi halktan ise yaratılmış olan alem ise içindeki yer çekim kanunu alemi emirden. Bu güzel. Cihet oluyor. Şimdiye kadar biraz bozdu bizi ama bu güzel. Bak toprak halk alemindense yer çekimi kanunu toprakta gibi gözükürken oysa toprakta ifade ediliyor. Toprakla alakası yok. Alemi emirden. Güneş halk aleminden, çekim kuvveti cazibesi ise emir alemindendir. Bir de muzaaf iştiyak incizaptır diyor ya. Acaba çekim mi var yoksa iştiyak mı var? İştiyak mı cezbeyi netice veriyor? Aşk kainatta 26. pencerede kainatta bir aşk mustebli var yaygın. Bunu fizikte başka gözüküyor, kimyada başka gözüküyor. Mesela diyelim ki oksijen 6 mıdır elektron değil mi? 2, 4 dizilmiş. 4 ise 8 tamamlamak için aşk var. Eğer bu 7 ise elektron, 1 almak isteyecek değil mi? Ona aşk var yani onu almaya. Ötekisi ise cezb var yani çekiyor. Hem cezb var o zaman hem celp var. İştiyak var. İştiyak evet. Ama hakim aşktır. Aşk cezbeye sebep olabilir abi. Evet. Merkezde aşktır. Nerede geçiyor Osman abi? Geçen konuşmuştuk ya kainatın rabıtası. Bir yerde konuştuk ya. Nereydi o? Muhabbet diye geçiyordu ya. Evet. 24. sözde geçiyor. Evet. Oraya kainatın ise bir muhabbettir. Evet. Beden yaratılmış halk alemindense ruh alemi emirdendir. Yine kalp de bir arştır.
demekle arşın emir alemine merkez olduğuna işaret eder. Öyle mi biraz abi? Arş alemlerin şeyi midir? Evet. Emir alemlerinin merkezi. Merkezi. Bedenin idaresiyle ilgili emirler nasıl kalpten çıkıyorsa bütün maddi alemler de arştan idare ediliyor. Biraz alışılmadığımız bir şey metot. Bu konu, metot ve fakat ilginçtir. Hepsi bu kullandığı donanımı fazla. Tanıyorum ben Erdinç'i. Dolu da şu anda biraz şeyi var ama bu hem tekniği kullanabiliyor, tekniği hem Risale-i Nur'da ikisini de bir anda bilen insan azdır. Yani bu şeyleri, bu mevzularla bunu özdeş yapıp anlatmak çok zordur. Bunu yapıyor. Tabii ki o tabiri bileceksin, işlevini bileceksin, Risale-i Nur'u bileceksin, manayı bozmayıp ona monte edeceksin. Bir anda olmuyor tabii. Ama zorlanıyorsanız bilmiyorum ama bu şeydir. Çok ilginçtir. Daha başlangıç inşallah. Başlangıç ve bir de emir alemi ve halk aleminin ayrılması lazım. Halk alemini ulema çok meşgul olmuş. Şey emir alemi. Emir alemi çok ilginçtir. Ortalara doğru gelecek. Ben biraz herhalde girerim. Ortaya doğru. Görünmeyeni göstermeye çalışıyor. Evet. Görünmeyeni maddi bir şey yok yani orada. Evet. Bir cihette şahit olduğumuz şu kaynak şehadet alemi. Duyularımızla algıladığımız alem, şehadet alemi kanunlar manzumesi olan geçmiş ve gelecek gayb alemleri olarak yine geçiyor risalelerde. Onlara da geleceğiz inşallah. İnsanlı cisimden başka nasıl akıl, kalp, ruh, hayal, hafıza gibi manevi vücutlarda var. Şimdi ruh bir kanun olduğuna göre bu ruhun üzerinde biz insan olarak bedenen bu dünyaya gönderilmişiz. Ruhumuzla biz kullanıyoruz. Yine risalelerde çok vaktim olmadı, çok hazırlanamadım. Biraz akılsızlığım ön plana çıktı, tembellik yaptım. Aklınıza helal edin. Çok düzenli, tertipli bir şekilde biraz dağınık sunacağım, sunabileceğim. İnsanda hafıza gibi nasıl bir manevi vücutlar var? Şimdi bilgisayar sisteminde, hani ruh bir kanundur, bir yazılım dedik ya, bir kuvve hafıza olduğu gibi bilgisayarda da bir hafıza var. Bilgiler burada duruyor. Ama kudretin bir nevi olan irade ile burada tercihte bulunmam gerekiyor benim o programı çalıştırmak için. Mesela Risale-i Nur okumak. Bu arka planda bir latif bir vücuda sahip bu program. Ve buna ben kudreti taalluk ettiğinde alemi gaybtan, manevi alemden şu anda program alemi şehadete çıkıp göze görünür olacak. Bu da bir manevi organ misali. Yani manevi latife misali. Özür dilerim. İnsanda maddi organlar kalp, işte karaciğer, böbrek olduğu gibi manevi programlar evinden olan ruhun esas olarak kullandığı, ruhun kullandığı alemler var. Yoksa nasıl ki bilgisayar işletim sistemi olmadan bir işe yaramıyor. Aynen onun gibi de şu insan bedeni de ruh olmadan bir netice vermiyor. Yani aynı cep telefonu misali yine aynı şekilde bir sisteme bağlanmadan netice vermiyor. Kudretin bir nevi olan kuvvetini vücudu ilmeğe sürer mi diyor bu? Şeyden kudretin mücevresi olan kuvvetini vücudu ilmeğe sürer, vücudu ilmeğe vücudu hariciye çıkartır. Yani şu anda bu program tövbe aşağı estağfurullah ama hani benim irademle tercih edip o ilimi şey alemine çıkardım şu anda. Şehadet alemine çıkardım ve siz şu anda ekranda bunu görüntülüyorsunuz. Aynı zamanda bunun nasıl ki dedik ki insanda latifeler var. Her bir programda bir latifeye misal oluyor. Bu da kanun oluyor değil mi? Şehadet alemine tecelli ettiğim zaman kanun
kanun oluyor. Kudret tecelli ediyor. Kanun. Arka tarafı emir. Emir iradeye bakıyor değil mi? Evet. Kanun. Kanun kudreti değil mi? Kanun emirdendir, irade namustan. İrade namustan. Mesela oturunca ayrıntıları... Sen istersen o video, bir video şey yapacaksın, oraya geç istersen. Çünkü burada, orada kullan yani anlatacağını. Eylemin içinde kullan. Bir şey mi gösterecektin? Sen bunu, siz bunları mı göstermek için herhalde bir ya, şey... Ya bilgisayar zaten kendisi şey, hani konuyla alakadar. Çünkü manevi vücudu bilgisayardan başka görünür bir hale getiremiyorum. Yani, ruhumu gösteremiyorum, latifelerimi gösteremiyorum. Bilgisayar üzerinde göstermeye çalışıyorum. Mesleğiyle alakalı. Mesela hani manevi vücut, yani şu atomun dışında bütün yapısı bilgisayarın manevi vücut diye şey yaptın, öyle mi? Tabii, bir kanun var, alem emirden var. Yani bir kanun silsilesinde çalışıyor. Yani o kanun silsilesi olmasa bilgisayar hayat bulmayacak. Şu bilgisayardaki ruhun olabilmesi için o kanun silsilesi gerekli. Yani o kanunları uygulayacak aynı zamanda melaike de gerekli tabi. Önce kanun mu yoksa ruh mu? Kanun önce. Yani ruh kanun. Ruhun maddesi kanun çünkü. Kanun. Ruh bir kanun emridir. Evet. Sonra vücudu harici girdirmiş, ziyaret bir namustur ziyaya. Ruh bir kanun emir, yani berzahtır. Haşa, halik değil, mahluk değil, berzahtır. Bu noktada meculdur, varlığa geçiyor. Yani hangisi hakikati olabilir? Yani kanundur bu. Sonra buna dört özellik takılınca mahluk oluyor. Kanun daha şey... Kanun, alemi emiri bizi gösteren bir şey. Şöyle düşün. Allah bir şey yaratacağı zaman onun programını yapar. Evamiri tekviniye. Tamam. Bu evamiri tekviniyeyi yazan şey. Emir. Emir. Emir irade. Yani evamiri tekviniyede ne var? İhtiyaç, iştiyak, incizap, meyil. Bunu yazıyor. Bu evamiri tekvini bize gelirken kanun gözüküyor. Kanun da kendisini vücuda, vücutla ifade ediyor. Nedir o? Mevcudat. Mesela yer çekimi kanunu. Suyun kaldırma kanunu. Susuz düşünemezsiniz. O zaman ruh, kanun veya evamiri tekniğine göre daha mahluktur. Ama bir de söyleyeceğim. Yani ruhun mahlukiyet tarafı evamiri tekniğine yani kanuna göre daha mahluktur. Çünkü o dört tane özellikten sonra mahluk olabiliyor. Tabii tabii. Çünkü şöyle düşünüyorum ben otomatik olarak. Ruhu vacibül vücuda zata kadar götürüyorum. Tefekkürde. O zaman ruh önde oluyor. Kanundan sonra yaratılmıştır. İfade etmeye çalışayım mı? Düşünün. Şimdi burada bir dosya var. Tam oraya açayım götürmemiz. Bir şey sunum yapacaksam. Bu HTM olarak uzantılı bir dosya. Bunu normal olarak çalıştırdığımızda şu ekranda görmüş olduğum görüntü çıkıyor. Bunu esas olarak arka planda nasıl bu? Bunu gözükmeyen şekli bu. Yani bu. Burada bir kanun emir var bak. Şu HTML bu kodun başlangıcıdır. Bu buna vücudu latifidir. Buna giydirilir bu. Ha bu onun arkasındaki... Bak HTML koduyla başlar, HTML koduyla biter. Bu dosyanın nereden nereye kadar olduğunun kabuğunu çizer. Manevi vücudunu verir. Fiziksel olarak benim parmak ucumdan başlayıp saçımda bitiyorsa bu program şu HTML yazısında bilgisayar üzerindeki bulunduğu yerden başlar ve aşağıdaki HTML yazısında biter. Bunun neresi çalıştırılır?
Bunun içindeki komutları bu bilgisayar işler ve senin karşına şu görüntüyü çıkartır. Ya bu görüntünün arkası onun. Evet. Bakın şimdi şurada mavi yazıyor ya. Hı. Ben buraya geldiğimde mavi yazısını bulalım. Bakın ben arka planda yaptığım şeyi size göstermeye çalışıyorum. Bakın şurada şu kısımda bir yazı yazacağım diyorum. Bu yazının fontunu, rengi 4 tane 0 ve 2 F olacak. Bu maviye tekamül ediyor. Ondan sonra yazacağım yazıyı size burada gösteriyorum. Mesela şurada mavi olmasa da olur. Anlamlı başlık. Neyse. Dosyayı kaydediyorum. Bak arka planda şu yaptığım işlem senin nazarında nasıl gözüktü bak. Bunu maviye boyadım. Yazanı yazsın diye gösterdim bir de bak. Bu kodun içinde. Ondan sonra font size çok ilginç değil mi? Ekranda ve bilgisayarda yeşil, mavi yok ha. Size Ctrl C. Şimdi bakın bu size'ı aynı zamanda buraya da öyle bir şey yok. Yapıştıracağım. Ve o mavi yazı büyüyecek. Şurada mavi olsa da olurdu demek istemiştim ya size. Bu aslında dediğim gibi size göstermek istediğim şey. Bakın buradaki mavi yazısını sildim. Burada diyor ki bir yazı yazacak diyor. Font büyüklüğü 14 punto olacak diyor. Rengi bundan olacak diyor. Neyi gösterecek diyor. İçindeki metin ise bu. Sonra da bu bittiği yeri gösteriyor. Ve alttaki satıra geç demek oluyor şu BR. Bu nedir? Bu bir kanun değil midir bunlar? Ben bu kanunu işlettirmiyor muyum şu anda? Bu bilgisayara bu kanunu işlettiriyorum ben. Bir yazılım var burada. Bakın bunu kaydettim. Ön tarafa geldiğinizde F5'le yeniliyorum. Bakın mavi yazısı gitti ve şey geldi. O yazmış olduğum karakterler büyüdü. Şimdi nedir? Ön planda gözüken bu ama arka tarafta bir emir alemi var. Bunu emir alemini kodlarını değiştirerek ön planda görüntüyü değiştirebiliyor. Yani bu pasif bir kanun. Yani bu nokta 000 FF çıktı ya, yazısı var ya, onun arkasındaki yazı yani şeyler böyle falan değil. Yani sadece o değil yani bu ve benzemiyor. Alemi evet. Emir olduğunu yani bunun kanun olduğunu anlatmaya çalışıyorum ben burada. Yani şu verdiğim komutları işliyor bilgisayar. Yani sana bunu direkt olarak vermiyor. Alem emirde bunu farklı şekilde sunuyor. Bu normal görüntülenebilen bir dosya. Bir de neler var? Çalıştırılabilen dosyalar var. Executable deniyor değil mi onlara? Bir tıklıyorsun. Oyun açılıyor mesela. Arkada yazılım olmadı mı açmıyor. Executable olması hayatlar bir nev gibi. Yani aynı zamanda hayat da içine girmesi misali. Çekirdek mesela çalıştırabilir bir programdır. Kitaba eksen çıkmaz ama çekirdeğe eksen çıkar. İkisi de ilim ama farklı. Şimdi buradaki anlamamız mümkün değildi değil mi abi? Kanun emirdeyken biz bunları anlamamız. Onun için ön tarafa geçtik. Evet. Sıfatlar çoğaldı. Peki tekrar o tarafa gidince anlayabildiğimiz ölçüde mi anlayacağız onları burada ne şey yaptıysak evet. İstidadımıza? Öyle mi oldu? Onun için mesela zaten diyelim ki ekranda bir film var, bir resim var. Mesela şimdi biraz önce şey yaptı 000 FF. Yani öyle bir şey yok arka tarafta. Onu komutladı işte baktım bir şeyler diyor bunları. İşte orada böyle gözüken şey yok. Yani 001 gibi. Böyle. Orada zaman mekan da yok. Yok. Çünkü mesela şöyle bir CD şey veya belli. Şimdi bir şey yazarken sıralı yazmıyor değil mi? Bir orada. Yani yuvarlak olduğu için sağ yok.
Nereye göre sağ? Şöyle bir CD düşün. Bunun sağ neresi? Yuvarlak olduğu için sağ, solu, alt, üstü yok. Hep aynı. Bir buraya yazıyor, bir buraya yazıyor, bir buraya yazıyor, bir buraya yazıyor. Aynı bir Hasan yazacak. E burada, A burada, N burada, A burada, S burada. Ruh yani, her yerde yani. Yani bakın, H yazması için bizim anladığımız H, A, S, A, N, Hasan. Böyle biz deftere yazdığımız gibi değil. H'yi buraya koymuş, N'u buraya koymuş, S'yi buraya koymuş, A'yı buraya koymuş. Yani bu neyi gösteriyor? Zamanı da kaldırmış, mekanı da kaldırmış. Yani arka tarafta böyle bir şey yok. Burada da böyle gözükmesi mucize oluyor yani abi. Tek burada gözükmesi olmasa. Esas, yani bu şekilde gözükmesi esas mucize burada. Şimdi şaşıracaksınız ama insanın fıtratı, yaratılışı, yani varlığın hakikati bir anda her yerde olmaktır. Mesela duman, odun olarak tutmak mucizedir. Bir anda yayılması normaldir, onun yapısı bu. Ruh bir anda her yerdir, özelliği budur, yapısı budur. Ama cesede tutmak, insanın dünyada bir yerde olması, her yerde olmasına göre zordur. Zor iş yapılıyor. Mucize bu işte. Nasıl yapsın abi? İnsanın? İnsanın yapısı, hakikati Esma-i İlahi'ye dayanıyor ya. Esma'nın dönüş hali ya. Esma muayyen diyemezsiniz. Esma bir anda her yerdedir. Onu geçelim abi. Esma bir anda nasıl her yerde? Şeyi açayım mı hemen? Doktor Kuantu nasıl her yerde? Ha, onu açarsın, bunu şey yapayım da ondan sonra. Tamam, şunu açarsın, biter. Mesela Esma bir anda, her Esma mesela diyelim ki Latif Esması burada var, sahnede var. Her yerde her Esma yok mu? Her yerde. Onunla meydana gelen bir insanın bir anda her yerde olması kolayken, bir yerde olması, durabilmesi en zor iştir. Mesela şöyle diyeyim, kuantum fiziğinde arkaya indiğiniz zaman her şey her yerdedir. Bir yerde olma olasılığı yok. Bir yerde tutamazsınız onu. Şeytan buyurdu. Olması gereken her yerdedir. Mavi F burada gözükmesi mucize yani. Evet bakın, o zaman insan bir yerde duruyorsa şu anda bundan harika mucize olamaz. Şeytanın yaratılmasının bir hikmeti de bu değil mi abi? Niçin? Olmasa Esma'ya yapışırdık yani. Ha. Mesela insan aslına doğru çekilir ya, çekilir. Kanununda var. Kanununda var, her şey aslında var. Şimdi biz Esma'dan gelmedik. Bırak onu, yayı çek 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 bırak. Yay bırakınca böyle mi gider, böyle mi gider? Gelmiyor. Niçin gel? Geldiği yeri gider, kanunu budur. Şimdi lastiği çek, bırak geldiği yere gider. Esma'dan geldik, bırak madde yapışır. Bizi buraya tutması için, şurada bir şeyin tutması için, burada bir tampon olması lazım, şöyle bir şey. Dör, gitme. İrade. Bunun adı şeytan. Yoksa Esma'ya yapışırdık. Onun için şeytan ciddi bir iş yapıyor. Onu da vasata getirdi mi tutamaz ama abi. Yani vasata getirdin mi, hayır, dengededir. Yapışmıyor, burada da değil, burada. Yürü yani. Yani dolayısıyla söylüyorum, suç şurada. Eğer atomdan daha aşağı küçülürsek, küçülebilirsek, atomdan daha küçük olabilirsek, atom altına inince orada her şey olması gereken her yerdedir. Her yerdedir. Bakın, bir yerde tutamazsınız, bir yerde olamaz bir şey. Neye benzer? Şimdi ateşi yaptık, diyoruz ki bak ey ateş, ısı, bir yerde dur. Burada durur mu? Şurada dur. Durabilir mi? Köyedeki bir sesin sadece orada kalması gibi abi. Bütün hava sayfasına yayılmasını engelleyemeyiz. Evet. Yani Levent, burada bulunman, her yerde bulunmandan daha harikadır. Olamaz bu yani. Bu çok zor. Ama abi bir kısıt, fıtratın bu. Kısıtlama, bir sınırlama, bir... Yapmadan. Burada bir cesette biz baskıdayız. Bu alemin baskısı var. Her yerde olmak daha harika olmaz mı? Bir de öyle düşünsek. Değil. Çünkü o baskı denilen şey odun gibi düşün. Öyle gözüküyor. Ceset denilen bir şey zaten burada var. Mesela bir ders vardı, yaptık. Almayadım, nerede yaptım? Realite olan bir şeyi tersini söylüyorum. Yaşlanmak yoktur. Bu nisvidir.
bizim şeydir. Nedir o? Ruhun mekan ve zamanlarla kasıyor. Ruh yaşlanmaz. Cesette de 6 aylık hücre var. 1 senelik hücre yok. Kim yaşlanıyor? 1 senelik hücre var mı? Yok. Ruh zaman ve mekanla mukayyet değil. Peki nedir bu? Nedir biliyor musun? 1 yaşında iken senin kazandığın haletler, fikirler, davranışlar koy pakete ruha. 2 yaşında kazandığın fikir, hisler, fikirler, halet koy pakete ruha koyunca onun adı halet deniliyor. 3 yaşında, 5 yaşında Ali, 20 yaşında senin 3 tane şey fiilen, fikren, hissen yaşadığın 3 tane şeyi paketle koy ruha, onun adı halet. Kaç yaşındasın Ali şimdi? 41 abi. 41 tane haletim var. Onu koy tencereye 41 tane karıştır. Yansıt bu duvara, bu cihazın yansıttığı, yansıdı. O 41 diyoruz. Makul. Makul. Makule. Makule. Yani aslında 41 tane haletin bütünlüğü. Peki biz ne diyoruz? Bak bakalım kaç yaşındadır. Bak abi ben kaç yaşında gösteriyorum. Niye herkes farklı söylüyor? Çünkü bir yaşında çocuğa baktım, ha Sima böyle oluyormuş. 2 yaşında böyle oluyormuş. Baka baka, ha ezberledim. 16 yaşındaki ne olur? Ondan sonra kıyas ediyorum sana. Sen 37 yaşındasın. Abi tutturdun. Yani hafızandaki o nispetleri değerlendirin. Onun için yaş yok. Burada var. Ha, şimdi niçin ben bunu kullandım? Beden denilen bir şey donmuş esmadır. Buz yok kardeşim. Suyun sıfatıdır. Ama biz buz diyoruz. Onun için buzun aslı sudur değil mi? Onun da H2O'dur. Aslında şu şekilde tutmak enerjiyi dondurmak ve ona ceset vermek ve buraya tutmak enerjiyi bırakmaktan zor. Odun yapmak zordur. O enerji havada bırakmak daha kolay. Bu konuda Nadir abi bir tür bak tespiti var ne Aslan hocam? Nadir abi. Ne diyor? Ya öyle bir şey yazmışım da. He. Enfüsü ile ilgili bu. Enfüsü tefekkür hayat-ı Muhammedi olan şahsiyet-i maneviyesine ulaşmaya vesile olmasından bu tefekkür salavat manasındadır. Dereceye nispetinde bu salavat salavat da şahsiyet-i maneviyesine akıl, kalp imtizacıyla gelir. Hayat-ı Muhammedi'nin zaten nefsindeki cilve-i hayatı onun her taraf her şeyi ihata etmiş. Aile-i Aleyhisselam bir nevi cilve olmakla külli, nurani, cami, insan ekber, makamın gömgesine, derecesine göre Cenab-ı Hak ilmelekin, aleyekin, hakalekin görüşmek. Yani böyle bir şey not almış. Çok güzel. Evet. Bu arada yani bunlar diyor salavat getirmektir dedi. Ne dedi biliyor musun? Onun salavat getirmesi var ya Bağla'da, şahsiyet-i maneviyesine girmeye vesiledir. Tefekkür de onun şahsiyet-i maneviyesine girmiyor muyuz? O zaman bu dersler de salavat getirmek gibidir diyor. İlk defa böyle bir şey. Arkasını da okuyor. Okuyor ama ne diyor ya? Demek tefekkür aynayı hayat-ı Muhammediye'ye vesile olur, görüştürür. Zaten aynayı ahmediye. Tefekkür. Cenab-ı Hak yakın derecesinde Rabbül Alemin'i görür gibi hali hissi şuydu müşahede olur. Külli cami nurani olarak teke tek, tek muhatap, teke tek muhatap oluyorsun sen, her birimiz. Çok müthiş bir şey bu yani. Teke tek. Teke tek muhatap oluyor. İlahi olmak, muhatabı ilahi olmakla tek adeta âne azam olan Hayat-ı Muhammediye, makam-ı azamının gölgesine bir nevi miraca mazhar olur. Bu ders temeli götürüyor biliyor musunuz? İlmi terakki ede bize Allah'ın çanebinden değil. İlim terakki ede mahlukatta verilebilecek ilmin sonu kendinin hiçliğini bilmek. Hiçliğini bildin bitmiyor. Ondan sonra ne olur bilmiyoruz. Hiçliğini bilmek demek hiçbir şey, şey var ya şey. Hiçbir sıfatla belirlenmiyorsun artık. Hani esmanın hakikatine giriyorsun. O zaman sen artık muayyenleşmekten çıkıyorsun, şey olmaktan çıkıyorsun, her zerrede var olabiliyorsun. Yani çiçektesin, tabeladasın,
duvardaki atomdasın, tuvalet taşındasın, bilgisayarındasın, çaydasın. Esma neredeyse, Esma'nın hakikatine mazhar olduğun için azami derecede her yerde şahsiyetin var demektir. Bir şey değilsin. Aynayı samet. Üstad da demiş ki, vakit ve vakit başınızı kaldırıp Esma-ı Hüsna'ma dikkat ederek, vakit ve vakit başınızı kaldırıp Esma-ı Hüsna'ma dikkat ederek o semavada, o semavada uruç etmek için, esmaları, Allah-u Teala esmalarının semavatına uruç etmek. Esma semavatına. Fünununuzu, fünununuzu ve terakkiyatınızı merdiven yapınız. Yani o zaman her bir fen Allah-u Teala'ya esmasının semavatına uruç etmeye bir vesile. Ne? Fünununuzu ve terakkiyatınızı merdiven yapınız. Ta fünun ve kemalatınızın menbaları ve hakikatleri olan, ta fünun ve kemalatınızın menbaları ve hakikatleri olan Esma-i Rabbaniye'me çıkasınız. Hakikatleri olan Esma-i Rabbaniye'me, Esma'ma çıkasınız. Esma-i Rabbaniye'me çıkasınız. Esma-i mazhar olasın demiyor. Ve o Esma'nın dürbünüyle kalbinizle Rabbinize bakasınız. Şey. Yani o Esma ile 258 mi sözler? 262 diyeden geçmiş. Öyle mi? Ben bilgisayardan çıkardığım için farklı zannediyorum. Böyle bir uyuyor. Allah değil mi? Esma'nın dürbünüyle vacibül vücuda bakasınız. Kalbinizle Rabbinize peki, bakasınız. Peki ne oluyor? Esma'nın Esma'nın hakikatine girdin mi? Şeylikten çıkıyorsun. Şu anda şeyiz. Yani mayenleştik. Yani su buz oldu. Olmayabilir. Dolu olur. Kar olur. Buhar olur. Olur. O sıfatıdır. Hiçbir sıfatta belirlenmiyorsun. Esma hiçbir belirlenişi yok. Ama o Esma'nın hakikati sensin. O zaman Esma neredeyse sen de hep orada müstebli oluyorsun. Yani taşta, bütün taşlarda, zerrede, tuvalette, dağlarda, tepe, Kabe'de, kalpte, mesela bir başkasının içtiği çayda, karnında, midesinde. Yani Esma neredeyse sen artık hakikati Esma oluyorsun. Esma'nın hakikatine mazhar oluyorsun. Esma bu hiçliğini bilmek demek bütüne sahip olmaktır yani. Mayen içtikten çıktı. Mayen çıktı. Ne oldu? Abi ne diyorsun sen ya falan vahdet-i vücud. Kardeş, vacib vücudu kafana çıkarma bu dersi. Bir, mahiyet-i zatiyedeki Allah başkadır. Şunat-ı zatiyedeki Allah başkadır. Sıfattaki Allah başkadır. Esma-i Hüsna'daki Bismillahirrahmanirrahim'deki o Allah başkadır. Esma'mla vacib-ül vücuda bakasınız. Biz ne konuşuyorsak hep Esma'dayız. Bu da haşa, bu bilinmez, öyle bir şey yok. Bunun hakkında hiçbir alamette yok. Peki vacib-ül vücuda baktığı zaman görecek mi? Evet, Esma'mla, Esma'nın hakikatine mazhar oldu. Esma'yı da dürbün yaptı, bakasınız diye. Dördüncü mektupta görürsünüz. İşte o zaman şey oluyor. Abi göremeyecek. Görebilirsiniz yani, demiyor Hasan abi. Bir dakika şimdi. Ne diyor? Göremeyecek abi. Yani görebilecek. Bilecek. Ben affedersin. Ya Allah göremeyecek, bilecek. Bir dakika oku sen sonucu. Çünkü hala Esma'da abi. Esma hakikatlerinde. O Esma'nın dürbünüyle kalbinizde Rabbinize bakasınız. Ha bakmam. Ha görmüyor başka. Görmeyeceğini söylemiyor. Bakın diyor. Sen şöyle görmemek istiyorum. Bir dakika şimdi. Miraç'ta Hazreti Peygamber'in bizim miracımızla ilgili üstad şöyle talep ediyor. Onun Hazreti Peygamber'in miracının gölgesinde diyor. Allah'la görüşmek. Gölge aslanın yerini tutmadığını biliyoruz ama gölge hiç olmasa da yine gölge. Yani kapı açık ya miraçta. Oradan da baktığımız zaman biz gölgesini belki görebileceğiz veya olduğunu bileceğiz. Baktığımız yeri bileceğiz. O bakarsınız diyor artık. Evet. Ondan sonra bilmiyor zaten. Hiçlik demek. Bir de abi bilme meselesi de ben bileceğiz mi diyorum ama bilme meselesi de ilginç. Bilme bu alem için takılmış bir cihaz. Biz cesetten çıkıp esmadan çıkıp şey olmaktan çıktıktan sonra bilme mertebeleri ne oluyor ki artık daha bilme diye bir şey yok.
O farklı bir sistem oluyor orada. Bu sistem o zaman devre şeye giriyor. Hiçliğini biliyor. İşte teke tek dedi ya burada Nadir abi demiş şey demişti. Okuyayım mı? Okuyayım. Allah'u Teala'yı kendilerine hissi tanıma. Enenin hayatı hissedildiği gibi o hayatta tecelli eden sıfat ve esma hissedilmelidir. Kendi maddi vücudunu azalarını hissettiğin, yaşadığın gibi hayatı kalbiye ve ruhiyede mukaddes ve münezzeh olan Allah'ın sıfatını, sıfat ve isim ve şunatını hissettiğin gibi hissetmelidir. Çünkü hissettiğin şu hayat ve hayattaki görmek, işitmek, hissetmek onun ehadiyetini, sıfat ve esma ve şunatının direkt perdesiz cilveleridir. Aciz ve fakrın ve hiçliğinle zahir hissi hali şuhudi tecelliyatını fiyat tecelliyatıdır. Öyle yanlışım bir şey. Allah abi senin ismini değiştiriyordun aslında. Allah'ın sarıldığı adam diyorum ya. Bitirdim bize. Yani bunları yazmak, öncekini de yazmak çok güzel. Kudret-i İlahiye'nin kainatı bütün mükemmeliyeti nasıl tasarruf ettiğini onun nazarı tecellisiyle bak. Allah'ın nazarı tecelline bak. Hiçliğine bak, hiçliğinle bak. Bu Aleyhisselam'ın gölgesinde insana göre olan Aleyhisselam hayatından ecza ve efradından cüzyatına bak. Evet. Hiçlik olunca ne oluyor biliyor musun? Belirlenişten çıktın, Allah canibinden bakış ama Esma'nın olduğu yerde oluyorsun. Ne Esma nerede ne yapıyorsa. Aslında Nur-u Muhammed olmuyor mu? Esma'nın hakikatin evet, Nur-u Muhammed. Ona azami derecede mazhar oluyorsun. O noktadan bakışın Nur Muhammed'e çıkıyorsun. Evet. Nur Muhammed'iyle bakıyorsun ama bakan da bakılan da artık bir kimse kalmadı. Ali de öyle diyor. Öyle bir sistem bitiyor yani. Hiçliğini bilmek, yani belirlenişten çıkmak, hiçliğini bilmek hiç olmak için değil. Artık öyle bir şey oluyorsun ki. Teke tek dedi ya abi Nadir abi. Öyle bir şey. Hiçliğini bilmek, konumunun farkında olmak. GPS'te bile bir yere gideceksin, ilk önce nerede olduğunu bilmen lazım. Hiçliğini bildin mi, o zaman konumlanmış oluyorsun. Ama çok ilginçtir. Sıfır noktasında. Sıfır. Bunu bilmen, hiç olman için ilk önce ilimde zirve olman lazım. Yani sıfırla nokta arasındaki fark içindeki boşluktur. Kapatırsan nokta olursun. Açarsan sıfır büyük bir şeysin ama içi boz. Sıfırla nokta arasındaki fark budur. İçini doldurursanız sıfır olursunuz. Gerçeği doldurursanız nokta olursunuz. İçini boşaltırsanız sayı gibi gözükürken hiçbir değeriniz yok. Yanına biri koydun mu? Evet. Biliyorsun mesela. Yani o zaman biri koydun mu? Evet. Yani neresine koyacaksın? Sağına mı soluna mı? Soluna abi. Soluna. Sol gelecektir. Evet. Şunu da okusun ondan bakalım. Sonra o şeye bakalım. Dahilden hariye bakmak demek ehadiyetinin en geniş dairesi olan kalp ve ruhundan ecza ve efrat ve cüzzetine bakmak. Yani insana ecza ve efrat hükmüne geçiyor ya her şey. Evet. İnsanın çekirdeğinden kalbin efrat ve cüzzet kainatta ehadiyet ve nuraniyetle temessül ve tezahürlündedir. Kendi vücudundan başka denilen temessülat hükmünde de tek ruhun ecza ve efradıdır. Yani her şey sen eczan, efradın, cüziyatındır. Yabancı değil yani. Sen kendini tanı. Kainata baktın, kendini gör. Başka şey görme. Başka şey görürsen yanlış olur. Evet. Eczan ve efradındır bu var ya. Bütün kainat. Her şeyin ise zamansız, mekansız mı iş yapacaktır? Ama onu seyredelim bakalım. Kötü şöhretli çifte yarık deneyi. Deneyi anlamak için önce parçacıkların ya da küçük madde koplarının nasıl davrandığını görmeliyiz. Burada neyi gösterdik? Örneğin şu anda çünkü uzun olur bu. Hı. Uzun olur derken 4,5 dakikalık bir konu. Evet.
yani aslında her insan için yani her yerde olmak tabiri bir. Tamam koy bakayım. 4,5 dakika bir şey değil. Sabrederiz. Küçük bir villayı ekrana rastgele sıkarsak arka duvarda izleri görürsünüz. Yarıktan geçer ve çarparlar. Şimdi ikinci bir yarık eklersek sağ taraftan ikinci bir iz görmeyi bekleriz, öyle değil mi? Şimdi bir de dalgalara bakalım. Dalgalar yarığa çarpar ve yayılarak arka duvara vurur. Buradaki dalgalardan kasıt maddenin altyapısındaki alfa, beta, gamma gibi ışımaları olarak düşünün bunu. En kuvvetli yeri yarığın tam arkasıdır. İşte ekrandaki parlak ışık bu yoğunluğu gösteriyor. Bu birinin yaptığı çizgiye benziyor. Fakat ikinci bir yarık ekleyince başka bir şey oluyor. Bir dalganın tepesi diğerinin dibiyle çakıştığında birbirlerini götürürler. Şimdi arka duvarda bir girişme modeli oluştu. Tepeler kesişince en yoğun parlak çizgiler birbirlerini götürünce hiçbir şey yok. Şimdi bu düz bir plaka ya, görmüş olduğunuz karşı tarafta. Bunun etrafında bir çember olduğunu düşünürseniz bunu, düz bir plaka değil de yuvarlak bir çember olduğunu düşünürseniz, bu dalgalar büyüyerek her tarafı kaplayacaklar. Ve kainatta Allah-u Teala'nın kuvvetinin sonsuz olduğunu da düşünürseniz, eğer bir engel olmazsa her şeyin kuvveti nihayetsizdir. Mesela uzayda bir sürtünme kuvveti olmadığından dolayı yönlendirdiğiniz bir cisim sonsuza kadar gider. Sebebi ise karşısında farklı bir kuvvet yoktur. Aynen öyle de şimdi bu maddenin altyapısından bahsettiğinden dolayı bunun kuvvetinde bir azalmalar gözüküyor gibi. Ama bu sadece akla yakınlaştırabilmek için bir misal. Ve şunun dediğim gibi düz plaka değil de bir çember olduğunu düşünürseniz bu şeyler, kesişim noktaları tamamıyla her tarafa yani yayılacak. İki yarıktan madde sıktığımızda şunu elde ediyoruz. İki iz vardı. Dalgalarla ise birçok farktan oluşan bir girişme modeli. İşte bu. Şimdi her şey yolunda. Şimdi kuantuma gidelim. Minnacık bir madde parçası. Minik bir bilye gibi. Şimdi tek bir yörekten sıkalım. Tıpkı bilye gibi davranıyor. Tek bant oluşturur. Elektron bize okulda öğretilen maddenin en küçük yapı taşı. Yani madde dediğimiz varlığın en küçük parçası. İşte çekirdeği de proton ve nötron var. Etrafında dönen elektron sayısına göre madde oluşuyor. Bir tane elektron dönüyorsa hidrojen deniyor ona. 16 tane dönüyorsa oksijen deniyor. Keza 96 tane olunca uranyum gibi. Ve neyse onun. Öyleyse bu parçacıkları iki yarıktan sıksak bir yarık gibi iki bandımız olur. Madde olduğunu biliyoruz. Biz de madde sıkıyoruz diyor buradan. Benim. Bir girişme modeli. Yarıktan elektron sıktık. Yani madde parçacıkları. Ama şeklimiz dalgalar gibi oldu. Bilgiler gibi değil. Madde sıkıyor ama dalga gibi netice veriyor. Ama nasıl? Nasıl olur da madde parçaları dalga gibi girişme oluşturur? Bu çok anlamsız. Ama madde parçaları girişme oluşturuyor ve dediğim gibi o modeli gözlemlenilen karşı taraf burada sembolize edilmiş. Yani karşı tarafta düz bir plaka varmış gibi sembolize edilmiş ama hakikat itibariyle deneyin neticesinde her yerde, yani hangi delikten fizikçiler akıllıdır. Belki de parçacıklar birbirlerine çarpıyor ve bu şekil oluşuyordur diye düşündüler. Ve elektronları tek tek atmaya karar verdiler. Birbirlerine
çalışmaları mümkün değildi. Ama bir saat sonra aynı gelişme modeli belirdi. Sonuç kaçınılmazdı. Elektron parçacık olarak çıkıp potansiyeller dalgasına dönüşüp her iki yarıktan geçip kendisiyle girişiyor ve bana parçacık gibi çarpıyordu. Matematik nasıl? Birden iki oluyor ve birbiriyle madde olarak dediğimiz şey potansiyel dalgası şekline dönüşüyor. Her yerde. Nasıl olur? Sıra olarak daha da garip. Her iki yarıktan geçiyor ve hiçbirinden geçmiyor. Birinden geçiyor ve ötekinden de geçiyor. İşte tüm bu olasılıklar birbiriyle süper konumdadır. Ama bizimkiler büsbütün şaşkına dönmüştü. İyice yakından bakıp hangi yarıktan geçtiğini görmek istediler. Geçtiği yolu görmek için yarığın başına bir ölçüm cihazı koydular ve ateş ettiler. Ölçüm cihazı yani farkı bundan sonrası çok acayip. Gözlemlemek, fark etme. Farkın farkına varma. Bak bundan sonra çok acayip. Ama kuantum dünyası hayal edebileceklerden çok daha gizemliydi. Onlar gözleyince elektron yine küçük bir bilge gibi davrandı. İki bant modeli oluştu. Çoklu girişme bandı değil. Ölçme ya da geçtiği yarı gözlemleme ikisinden değil, sadece birinden geçmesi demekti. Elektron farklı davranmaya karar verdi. Sanki izlendiğinin farkındaydı. Ve işte tam bu noktada fizikçiler kuantumun garip yok dünyasına adım attı. Bak işte. İzlendi. Madde nedir? İzlendiğinin farkındaydı. Yani ne diyoruz? Madde elektrondur. Elektronu da değiştiren ne? Fark etmek, farkında olma, izlenmesi, ona nazar edilmesi. Çalınan pirinç, alın teniyle alınan pirinç. İçin nasıl değişiyor? Maddenin yapısını değiştiriyor. Üstad Kırsen nazar. Mahiyet eşyaya tabi edelim. Yani şimdi izlendiğinin farkını, izlenince madde farklı hareket ediyor. O zaman bu kainat şu anda duruyor mu? Demek birisi devamlı nazar ediyor. Bunun adı kayyum yok. Eğer nazarını kaldırdı, varlık yok olur. Her an kabzayı tatar bunda. Kabzayı tatar. Kim kimi izliyor oluyor abi. Evet. O izlenmediğinin farkındaysa izliyor oluyor. İşte şey de öyle demişti bir tane. Ne dedi? İzlenip izlenmediğinin farkındayız da elektronlar adamları izliyor. Evet. Oldu. Öyle oldu. Zaten şeyde de birisi demişti ama ne güzel demişti ya. Kim demişti? Dedi ki eşyalara bakarak eşyalardan mana içtihat etmektir, manayı harfi. Nasıl da o cümle? Öyle bir cümle var. Bilgi mi? Dalga mı? Çok ilginç bir cümle. Belki dalgası. Yani şimdi bakın, baktığınız zaman eşya değişiyor. Baktığın zaman eşya değişiyor şu. Bakmadığın zaman değişik oluyor. Yani bu kuantum şey. Zahirde gözükmüyor da. Hayat sahibi değil mi abi? Baktığımızın tabii maddenin donmuş şey, hayatın donmuş hal en şey. Baktığımızın bu olup olmadığını nereden bileceğiz o zaman abi? İşte baktığımız zaman o oluyor ama. Zaman yani tayin ediyor. İki ihtimalden bir ihtimale tayin ediyor. Size bir şey söyleyeyim mi? Çok garipti. Bunu söyleyeyim de abi hocam. Şey, çok gariptir. Çok tuhaf. Rabbim şey yapmasın ama aynı söylüyorum size. İlkokuldayken bizim köy böyle, aşağısı vardı, karşıki dağ. Ben burada, bizim köy burası, karşıki dağ bu. Okulumuz buradaydı. İlkokul orada okumuştum. Ortaokul askeri İstanbul'da. O zaman hiç unutmuyorum. Çocukken diyordum ki acaba ben şu gördüğüm gibi midir köy? Yani görmediğim zaman böyle göz ucuyla da bakardım. Hep şüphelenirdim. Değişecek mi diye. Evet. Yani acaba ben inanın yani. O zamandan beri şeyim vardı.
acaba benim baktığım zaman gibi bakmadığım zaman da mı böyle? Ben de dere, ben arkamı döndüğüm zaman acaba akmaz mı diye dereye bakardım ki. Ben gidiyorum ya. Doktorum seni dinleyecek. Herhalde daha akmaz mı zaten? Bakın, bakılmadığında eşya, her şey her yerde yani. Evet. Bakılmadığında her şey her yerde. Bakıldığı zaman da mayeleşiyor. Abanıyor. Sabitleşiyor. Evet. Sabitleşiyor. Dershane şu an her yerde mi? Hangisi kanun abi peki? Ama orada nazar eden başkası da var. Yani. Hangisi? Hangisi kanun abi? İkisi de ayrı ayrı bir kanun bu. Evet. Baktığın zaman da bir kanunu işliyor, bakmadığın zaman da bir kanunu işliyor. Evet. Yani Esma'nın işte bu boyut var ya, boyut. Bunun bir kuantumun bir başka bir videosu var. O da mesela iki boyutta olan bir insan mesela şu çizgi ya, orayı göremez. Üçüncü boyutta en boy, derinlikte olan adam orayı görür. Yani bir boyut yukarı çıkarsan alt boyutlara hakimsin, görürsün. Ve tasarrufa da yetkilisin belki. Mesela diyelim ki bu dünya şu anda kaç boyut diyorlar? Dört. Şey diyorlar, ben size sonunu söyleyeyim. Bu işten çok alakadar olduğum için ehilleriyle. Maddenin 12. boyutuna geçersen hesapmış, tamamen Esma'ya geçiyorsun. Yani o hesap fiziksel bir hesap. Şeyle geçiyor. Mesela şu anda en boy derinlik. Tamam. Ateş plazması da bir boyutmuş diye kabul ediliyor. 4 tane ustad onun şeyi 4 üstünlüğü unsur. Hava aşı, su, toprak ve ateş sıcak. Bunlardan çıktığın zaman herhalde o oluyor. Bir anda her yerde oluyorsun. Yani bu insanın dört tabiatı var ya, ona çok uyuyor. Mesela evlenirken veya diyalog kurarken veya kendini tanımlarken dört tabiatı bakılması lazım. Toprak tabiatlı, su, buhar ve nur. Nur yok. Şey, araya gireyim mi? Evet. Sen. Ziya, hava, su, toprak gibi kuvvetli ve şumullü dört anasırı maneviye. Manevi diyor. Ziya, hava, su, toprak gibi kuvvetli ve şumullü dört anasırı maneviye olan bu önceki dördü maddi, şimdiki dört manevi, hikmet, adalet, inayet ve merhamette dört manevi madde. Toprak, ziya, hava, su, madde alemindeki dört unsur, bir de mana aleminde dört unsur var. Hikmet, adalet ve inayet, merhametin hakikatlerini nefyetmek. Onlar da şey, manevi dört anasır. Herkes ne bilir alim, doktorum, arkadaşlar? Maneviyat maddeden üstündür, değil mi? En son olan maddedir. Madde üstün. Çünkü Esma'nın en kesifi madde. Cismaniyet yani. Bakın, çekirdekten en uzak olan en camidir. Mesela en uzak olan meyvedir. Meyve kökü dağılmış, gövdeyi dağılmış, dalı da çiçeği. En uzak cismani, onun için cinler, şeytan, melek insana yetişemez. Cismaniyet yok. Ve Allah-u Alem onlar böyle nazar ederek de mahir cennet mahir cismani değil. Cismani tarafı da var efendim. Onlar o zaman eşyanın mahiyetini... Özür dilerim, cennet cismanidir. He. Eşyanın mahiyetine tayin edemez onlar o zaman. Yok, müdahale edemezler. Çünkü cismaniyeti olmadıkları için öyle bir yeti ve yetkileri yok. Yani yeti, donanımı yok, yetkisi de yok. Onun için cinmiş, şeytanmış, Kur'an'da şöyle diyor. Ancak diyor sen vesvese vehim yaptırırsın. Hücreyi değiştirme, maddeyi değiştirme yetisi, donanımı ve yetkisi yok. Bunu bildiğin zaman adam fışıklanır ya, cin neymiş ya. Burada kuantumda görüyoruz ki sen öyle düşündüğün için o öyle oluyor. Onlar sana öyle düşündürtüyor ya. Sen onların dediği düşündürsen öyle oluyorsun. Zannın gibi oluyorsun. Zana dikkat. Zannet onu şey söyledim ben. Seni dinleyeceğim. Ulume sırrı çıktı da burada sanki. Yani hani ustamız diyor ya. Bir iki tane bir gelmeye geçip onu diyor. Allah Allah. Bir de burada şey. Cemaata şu an altı kayıttı şimdi. Uhuvvet nasıl? Evet abi. Burada da hiçliğini anlamak dedi ya. Şimdi hiç terklerle başlıyoruz ya. Yani. Ben biraz şeye farklı kaydı da. Konu belki.
İhramı giyiyorsun, hiçliğine bilerek hacca gidiyorsun. Değil mi? Hı-hı. Hiçliğine bilerek yani. Hiç oldun. Hiçbir bir subaylıktan, evet, paralıktan, zengin, İhram giydin, herkes gibi biçirip çıplak bir şey giydin. Hiçliğini bilmek başladı. Bu dalgalar da bu tavafa benzemiyor yani. İslamiyet'in merkezde o da eğer biz hiçliğimizi bilerek dalgalarla tavaf edersek yani oradaki dalga tavaf gibi bu oradaki taraflarda ama nihayetsiz tablo ne diyorlar o tabloya? Gövdem olmazsa demiş. O şey görüyor musun? Neler çıktı şimdi? 4400 futta da öyle olacak demek ki. Demek ki asla başladı mı? Yani hiçliğini bilmemek. Demin de Nadir abinin şeyi. Çok garip. Hacı o manası da bir manada buymuş belki de yani. O öyle bir şey hissediyor ki şimdi tam belki herkese hissettirememiş olabilir ama anlatamadım. Çünkü ya bunu getirip böyle burada söylüyorsa hissederek söylüyor onu. Tabii tabii. Fikri gelmesi zordu. Ama bunun 3 katı, 7 katı düşününde var şu anda. Şey, uhuvveti beni etkiledi ya. Mesela iki tane yarık. Yarıktan şey geçirdi ya, hakikat. O geçirilen elektron hakikatte iki yarıktan. O nazar eden de sadakat, risale, layıkalarla nihayetsiz oluyor öteki tabelada. Yarık insan demektir o. Risale'ni geçir, layıka da gözlemci. Çünkü İhlas dersinde şöyledir. İlim sahipleri helak oldu. İnsanlar helak oldu. İlim sahipleri istisna. İlim sahipleri helak oldu. Ama he? Amel he. Ama en son şey helak olmadı diyor. İhlaslar. İhlasta sadık olanlar. Sadık olanlar. Sıdk yani sadakat olanlardan helakiyet tehlikesi yok. Sadakatın helakiyet tehlikesi yok. İlmi var. Onlar çok acayip bir şey bakın. Ebu Bekir demek. İlim ehli helak olabiliyor. Sadakat ehli olamaz. İşte bu uhuvvet yarık. İki tane insan yarık de gönderilen tabela karşıda uhuvvet karşısındaki tabeladaki netice. Nihayetsiz adam orada. Karşıda çizgiler gördük ya. Onlar adam. O iki tane adamdan lisanın hakikati geçiyor. Gözlemci de laika. Yazı yazıyor Dalsan abi. Ben bakınca yazı değişti. Evet. Yazı şekli değişti. Değişik. Çoğu insan bunun bir başkasının eline geçseni derler biliyor musun? Bunlar ya deli. Kafayı yemiş. Ama yani ortada bilim var. Bilim adamları ne? Bilim adamları bir şey diyemiyor abi işte. Cismaniyet. Bilim adamları cevap veremez abi buna. Birisi baktığı zaman madde şekil değiştiriyor. Hep pirinci misal verirdim ya. Terlemiş, terleyerek kazandığın pirinç satın aldın. Çaldığın pirinç ikisi de aynı. Ama çocuğun karakteri değişiyor niye? Bak, içi değişiyor. Nazar eden ekmeği. İç, abi içinin... Nereye, hangisini? Suyu. Suyu mu? Suyu açalım. İşte hani içinin... Abi, fenin hani geçen hafta bir kalemle berberisi yapmıştık ya. Fenle şuhut derecesi oluyor bu. Hani bilim adamı. Fenle... Şeydir, erkek olursa açarsın. Efendim abi. Fenle şuhudunu... Fenne de bir perdenin arkası Esma'nın hakikatlerini görmenin mümkün olduğunu az önceki videodan anlıyoruz. Fenne terakki. Evet, fen zaten merdiven olarak kabul ediyor. Ama merdiven kabul ediyor fen. Yürüyen sensin. Mesela doktor klinik tavsiyelerde bulunur. Böyle yap, böyle düşünme falan ama yolda sen yürüyeceksin. O fenden yapıyor, biz de terkle. Ha! Ubudiyetle. Çok güzel. Terkle, ubudiyetle. Şimdi doktora bugün söyleyeyim. İlimle, sadakatle. İlimle terakki edersin, acı çekerek olgunlaşırsın. Şimdi az önce ilim lakonisi, hiçliğini bilerek, hiçliğini bildiğin zaman doktorun söylediği, her şeyin her yerde olduğu makamdaki gibi, sen de her yerde, her makamda, her anda olursan, o kuantum meselesindeki mevzuyu başka bir manada, fenli değil de manevi bir alemde gözleyebilirsin. Perdenin arkasında senin de olma durumun var. Çünkü esbabı hakiki tesiri verilmemiştir diyor ya Üstad. Kime verilmiştir? Esbabı tanıyana, esbabın bizi şuuren verildi. Bir de şuradan bunu anladık abi. Esbabı hakiki tesiri verilmemiştir. Ama esbab kendisine bakıldığında biliyor.
Az önce gördük. Atom, elektron biliyor, ben gözlemleniyorum. Bilse de bilmese de ama onlar kudret şey yapıyor. Zaten hakiki tesiri vermemiştir diyor. Hiç tesiri yok değil ki. Ama kendi gözlemlendiğini ona bir bilmiyorum. Farklı bir şuuru var. Hayır, o gözlemlendiğini... Çünkü hayat var, hayat. Onlar gözlemlendiği elektron hayattır. Kainat hayatı zaten ya. Hepsi hayat. Hepsi hayat. Yani bizim hayatı, her birinin hayatı. Yani ama hayat mertebesi çok düşük olunca tahta diyoruz. Yani aynen bilgisayar sistemindeki gibi tekrardan böyle dönelim. Hayat mertebesi şu bir boş sayfa, yani çalışabilir bir sistem değil. Buna kudret taalluk edince görünür aleme çıkıyor ve ön planda şurada seyrettiğim bir hal alıyor. Burada işleyen bir kanun. Yani o zaman kanun sanki Adem gibi, vücutsuz vücut. Mesela bilgisayarın her şeyi yazıyorsun ama yazdığın yer yok, yani kendisi bir şey yok. Kanun bir silsile... Bir epalonuna bağlıdır var ya, mesela öyle bir sayfa diyoruz. Bu sayfanın da yazıldığı bir sayfa olması için bir yazılım var yani. İşleyen bir zemin var. Evet, zeminsiz zemin. Alem-i emir. Yani... Şu, bu şimdi bir ekranda bu gözüksün diye o sayfayı göstermedin bize. Evet. O sayfanın da yazı olması için bir başka bir şey olması gerekmiyor mu? Bu sayfada işte havada bu sayfa şeyi bulunan, sebatsız vücutları bulunan huruf-u mukatta diyor münazaratta. Şu sayfaya mı? Bu sayfayı ben burada bununla ifade ediyorum ama bunlar hakikatte huruf-u mukatta ile yazılan şey. Evet, yani... Sayfayı kimse görmüyor abi, duvar aslında sayfa. Bakın biz de bakıyoruz, görmüyoruz yani. Şu anda aslında sayfa duvar yani. Arkadaşlar, cismaniyette olmak kadar harika. Yeter ki vücutta olur, köpek ol, ağaç ol, taş ol. Ama bunların içinde ne olduğunu bilmen, kör olsan, köpek dayı olsan, ben köpeğim diyebilmek veya vücuda geldin, körsün, sakatsın, katılsın, ben varım diyebilir, bir an bir kör. Sonsuz, değersiz vücuda mazar olur. Yani ben varım diyebilmek. Ama 60 sene yaşamış adam bunu bilmemiş. Yaşadığının farkında değil. Onu diyebilme makamı hiçlik oluyor değil mi abi? Yani işte kendine o oldu. Değil. Daha da öyle ne bileyim işte. O kadar düşürme işte. Çünkü işte ilmin nihayet mertebesi. İlmin bittiği yer. Ben insanım demek hiçlik değil yani. Bir varlığın zirvesi ama hiçlikte hiçbir belirleniş yok. Ama sen burada diyorsun ben varım. O zaman nasıl hiçlik diyeceksin? Hiçlik, hiçliğini bilmen için ilmin zirvelerine gitmen lazım. O zaman o ilk adım. İlim işliğe hizmet ediyor işte. İlmin ilk adımı olur. Ben varım deyip yola çıkmak. Evet, o çıkmak. Farkındalık. Okuyalım mı? Hangisini okuyacaktık ki tamam? Ben okuyalım ki bunlar. Ben bu derste hani bazı şeyleri ifade etmeye çalışıyorum. Bazı şeyleri bazı şekilde kullanıyorum. Benim halime sizleri yaklaştırabilmek için. Yani bu bize çok güzel malzeme olacak. Yani bilgisayar görüyoruz ekranda ama arkasında öyle bir şey. Yani gördüğümüz gibi. Emir alemi. Emir alemi işte değil mi? Ya alem emir. Tamamıyla alem emir. İçindeki yazılım. Orada mesela bir film oynadığında gaybtan geliyor, alemi gaybtan gelip, alemi şehadete gidiyor, çıkıyor, gözüküyor, sonra müstakbale, geçmişe dökülüyor. Film, buradaki film. Ama esasen durduğu yer hep vücudu ilmi. Yani arka, biz filmi seyrederken 10. dakikadayız, 15. dakika gelecektir. Ama arkada, alem emirde, mazi, müstakbel hep aynı yer. Öyle bir şey yok orada. Bilgisayar biliyor içinde ne var. Tabii. Biraz sonra ne gelecek? Ve bize zevk vermiyor. İşte bizim nazarımız gayba geçse dünyada yaşamak zevk vermezdi. Onun için geleceği bilmemek zevklerin ta kendisidir. Ve onlar da bir hayatta. Acayip bir şeydir. Yani. Cinler bazı şeyleri bilmesi basit değil. Bir şey. Bilgisayarda ilim çalıştığı zaman bir nevi hayatlar oluyor. Mesela diyor ki elbette alemi gayb yani mazi, müstekbel yani geçmiş ve gelecek mahlukatın
hayat-ı manevileri hükmünde olan intizam ve nizam. Birbirimizle ne konuştuğumuzu bilemedik diyor. Fazla da şeye gerek yok. Ne diyor? Varlık yüzü bir ki ben demiyorum. Lahikaları, yani üstadın talebeyle mektuplaşmasını Risale-i Nur külliyatından olduğuna delil ise Emirdağ okuyorum. Emirdağ'ın ilk 80 sayfasında 50'lerden sonra herhalde birbirleriyle haberleşmelerine çekirge ve kuşlar gelip dinliyor. Yani demek ki onlar da Risale-i Nur'dan ve onlar da onların haberleşmesiyle alakadar. Çünkü gelip neyi dinliyor? 8. sözü değil, birbiriyle haberleşmesini dinliyor. Nasıl yani? Tamam. Üstad bir abiye mektup yolluyor. Evet. O mektubu abi açıyor. O sırada kuş geliyor. Evet. Onlarla alakadar oluyor. Yani üstadla talebelerin haberleşmesiyle alakadarlar. Evet. Kainat alakadar. Kuş yani alakadar. O mektup belki bir söz değil, belki şey değil ama lahikaya geçen bir mektup hükmünde. Yani abilerin hayatlarında birbiriyle muhabereleri dahi Risale-i Nur olmuş dahilinde. Ki Risale-i kainat alakadar. Mesela külliyatın içine girmiş. Sen onu bir de okusana ya. Ustadın dersini dinleyen. Ve göndermiş olduğunuz emanetleri alırken bir de bunun sonunda bir müjde var. Şimdi Hasan abi dersine önce bir şey söyledi. Bizim mutluluğumuzu İzni ilahiyle başka kimse bozamaz. Onda bir burada delili var. Şurada derste almış olduğumuz bu yüzat-ı maneviyi Allah haricinde kimse bir bozmaya gücü yetmez. Yetmez. Nereden çıkardım bunu? Bunu Barla'dan çıkardım. Ya böyle bir ders yapıyorlar. Üstattan bir emanetler giriyor. Babacan, kim bu abi? Babacan Mehmet Ali. Ve göndermiş olduğunuz emanetleri alırken öyle sevindik ki bülbülün gül dalında seher vaktinde hayal et bunu söyledim. Aşkından ağzından çıkarmış olduğu nameler gibi işittik. Ne işittiler? Üstadın gönderdi risaleleri. Sonra ne oluyor peki? Onun için birbirimizle ne konuştuğumuzu bilemedik. Bitmiş abiler. Daha devam ediyor. Bildiğim şu kadar ki bilemediklerini konuştuğumuzu. Yalnız ayrılırken dersten ayrılıyorlar. Çok şükür Cenab-ı Allah'a böyle envar-ı Kur'an'ı, Kur'an'ı nurları neşreden bir üstadımız varken hiçbir vakit saadetimizden mahrum kalmayız diye bildik. Bizim mutluluğumuzu hiçbir vakit kimse engelleyemez. Elimizde Risale-i Nur. Düşün, bir mektup alıyorlar, bir risale ya. Aynı diyor, bülbülün gül dalında, seher vaktinde aşkından, ağzından çıkarmış olduğu nameler gibi işittik. Ya Nadir abi, onun için birbirimizle ne konuştuğumuzu bilemedik. Bildiğimiz şudur ki, aşktan artık taşmış abilerin mutlulukları. Bildiğimiz şu kadar ki diyor, yalnız ayrılırken çok şükür, Cenab-ı Allah'a böyle envar-ı Kur'an'ı neşreden bir üstadımız varken, şimdi kitaplar, hiçbir vakit, bakın, hiçbir vakit saadetimizden, bu mutluluğumuzdan, çarşamba dersimizden mahrum kalmayız diye bildik. Siz de öyle bilmelisiniz diye. Oh, elhamdülillah. Çok güzel müjde. Çok müjde. Burada keselim isterseniz. Bir son bir şey söyleyeyim mi? Evet abi. Dersler önceden abi bu şekilde bir yans vardı, bir de çapraz vardı. Sonra yeni düzene geçtik hatırlarsanız. Nasıl yani dershanede? Bir perdeye doğru vardı. Heh. Şöyle düşün. Bir de bu taraftan vardı. İkisi birbirini kesmiyordu. Heh. Yani şimdi bu ortamda mesela orada var. Her açıdan yüzlerce binlerce bu cihazdan olsa birbirini keser mi? Kesmez değil mi? Kesmez. İsmailiyet'ten bahsettik ya onu izah etmeye çalışacağım da. Bir yerde tutmak zor demiştiniz ya abi, ruhu ya da odunla işte ateşi, ısı, ışığı, külü hep orada sıkıştırılmış. Yoksa dağılır. Tutmak zor demiştiniz. Tutmak zor. Şimdi binlerce bu cihazdan var abi, hepsi birbirine çapraz ama hiçbir görüntü karışmıyor. Yani dismayet olmazsa ama gözükmüyor.
Evet, bu duvar olmasa yani, duvar olmazsa gözükmüyor cismi. Yani olmadığını düşünün abi. O hassiz gidiyor küvede, yayılıyor yani. Hava sahifesinde bu perdesiz gözüküyor abi. Bunun yani tutulmadığı ve gittiği. Ona bir de yani cismaniyet olmazsa ya da mesela ses için düşünelim. Mesela bu duvar olmazsa bir şey gözükmez. Gidecek abi. Cismaniyet hiç olmadığı. Sonsuza doğru gidecek, bir şey gözükmeyecek. Evet, yani hava sahifesi ne demek? Onu orayı küvede abi, hava sahifesinde bu perdesiz gözüküyor diyor ya üstad abi. Evet. Ya da radyo misalinden mesela vericiden verdik abi. Bir alıcımız olmazsa o gidecek yani. Bir, gidiyor. Bir yerde tutamıyoruz. Tutamazsın onu. Evet. Cismaniyet olarak yani. Ama işte bu insanda tutamıyorsun ama radyo çalarken kayda basıyorsun, tutuyorsun. Evet. Cismaniyete dönüştürürsen tutabiliyorsun. Evet. Cismaniyete şey yapamazsan o radyo tutamıyor yani. Gitti. Evet. Misal çok güzel. Onun için cismaniyet harika, cennet de cismaniyettir. Cismaniyet de gözüküyor, bütün esma diyor zaten. Bütün esma ancak cismaniyete gözükür. He? Dörtten sonra cismaniyet yok abi. Şeyde. Cennet'in nevadan sonra cismaniyet yok. Evet, sonra. Ama oraya gitmemiz için o lazım. O lazım. Bir de işte şey yok mesela. Ama dört olmadan direkt Adem orada olduğu için cismaniyette olmadığından cennetin ne olduğunu bilemiyor. Bir daha bir çok zordur dedik ya, madde alemi, bu cismani, burası zordur diye. Tabi Allah canibinden değil, harikalığı bakımından farklı değil ama Allah canibinden zor değil. Tabi o, biz beş canibinden. Allah canibinden öyle bir şey yok. Özellikle, zor kolay yoktur. Peki. Evet. 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 Peki. Evet.